Herkese selamlar. Greater than Araz ben. Bugün aslında Türkiye iş ekosisteminin hayatını değiştirecek bir çözümü anlatıyor olacağım size. Biliyorsunuz beyin gücü ülkemizin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Ancak dünyadaki birçok ülke, Kore, Hindistan, İsrail gibi ülkeler beyin gücünün bir yatırım olduğunu 40 sene önce fark ettiler ve tersine beyin gücü üzerine çalışmaya başladılar. Aslında bizler de çok şanslıyız ki Atatürk ilk cumhuriyeti kurduğunda bir grup öğrenci yurt dışına gönderdi ve onlara şunu söyledi. Sizlere birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz diye. Bizler de aslında bu konuya nasıl çözüm bulabiliriz diye düşünmeye başladık. Türk şirketlerinin şu anda yetenek açığı %71. Yani şirketler istedikleri yeteneklerin %71'ini bulamıyorlar ve yurt dışında globalde eğitim almış yeteneklere de ulaşacakları bir kanalları yok. Yurt dışındaki Türk yeteneklerin ise global bir yetenek oldukları için oradaki global şirketlerde yer almaları çok zor. Çünkü şirketlerin sponsor olmaları gerekiyor ve bu anlamda iş fırsatlarına erişemiyorlar. Ve Türkiye'deki ve Türk şirketlerinin global ofislerindeki kariyer fırsatlarında erişebilecekleri bir kanal yok. Bizler de aslında bu yüzden Greater'ı kurduk. Greater olarak yurt dışındaki en iyi üniversitelerde eğitim almış Türk genç yetenekleri Türkiye'nin en iyi şirketlerine kazandırıyoruz. Bunları hem Türkiye'deki ofislerine hem globaldeki ofislerindeki şirketlerin aslında insan kaynağını karşılıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen birçok şirketiyle çalıştık. Sabancı, Vakko, Mavi gibi. Ve en büyük artısı aslında bizimle çalışan şirketler birden fazla bizden hizmet alıyor. Bunun sebebi de etkimiz. Çünkü yurt dışında okuyan Türk öğrencileri Türk şirketlerinin kariyer fırsatlarına erişimini biz %2'den %92'ye çıkardık. Sizi Nazra ile tanıştıralım. Nazra Türkiye'de okuyorken yurt dışına gitti. Daha sonrasında bizim duyurumuz sayesinde şu an TEMSA'da çalışmaya başladı. Nazra gibi 30'dan fazla genç Türk yeteneği Türkiye'nin en iyi şirketlerine yerleştirdik. 31 ülke, 129 şehir, 292 üniversiteden 1300'den fazla üyemiz bulunuyor. Totalde de aslında 5000'den fazla Türk genç yeteneğe erişebiliyoruz. Bizim gelir modelimiz aslında şu anda şirketlerin iş ilanlarını, yetenek programlarının duyurusunu aslında bu genç yeteneklere duyurmak, headhunting gerçekleştirmek, etkinlikler düzenlemek ve onlara yetenek programı tasarlamak. Rekabet analizine baktığımız zaman aslında buradaki kariyer platformlarının en önemli farkımız aslında bizim bir dedike bir topluluk olmamız. Bu gerçekten çok önemli çünkü 21. yüzyıl topluluk çağı olacak ve biz buna çok önemli bir adım attığımızı görüyoruz. Ayrıca hedef kitle odaklı araştırmalarımızı da yapabiliyoruz. Pazar büyüklüğü şu anda 48 bin, şu anda aktif olarak yurt dışında okuyan Türk öğrenci sayısı var. 500 binden fazla da yurt dışındaki nitelikli Türk diasporası olarak görüntülüyoruz. Yatırım planlamasını aslında 18 aylık olarak düşünüyoruz ve 100 bin dolar arıyoruz bunun için. Biz aslında 2020 Eylül ayında bu projeye başladık büyük hayallerle. 2022 Şubat ayında şirketleştik. Ve belli bir açıdan aslında iş modelimizi ve gelir modelimizi doğurmuş olduk. 2023 Şubat ayında ilk yatırımımızı almak istiyoruz. Ve daha sonrasında aldığımız yatırımla birlikte şu an hazır olan mobil uygulamamızı yayınlıyor olacağız. Şu anda isterseniz de Apple Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Yatırımla birlikte operasyonu da başlatıyor oluyoruz. Ekibimiz aslında bendeniz birçok girişimde çuvallamış bir insan olarak bu ekipte co-founder olarak bulunuyorum. Aynı zamanda yönetim danışmanlığı ve kariyer net geçmiş olan Çağ'ın operasyonun başında. Gerçek bir beyin göçü ise bu işin kurucu ortaklarından bir tanesi. Atatürk'ün aslında kıvılcım olarak nitelendirdikleri aslında gençleri biz bu ülkeye alev topu halinde kazandırmak istiyoruz. Kendimize çok güveniyoruz. Günden güne de bize inanan şirketlerin sayısı arttıkça bu işe karşı olan heyecanımız artıyor. Aslında bunu sadece genç Türk yeteneklere değil, globaldeki Türk yeteneklerini hepsini aslında Türk diasporası içerisindeki şirketlere kazandırmak hayalimiz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aras enerjisi yüksek sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yüksek enerji sunumu için Aras'a teşekkür ediyoruz. Tiyatro kariyeri üzerine oldukça... Oyunculuk. Oyunculuk pardon. Onu atlamışım. Herhangi bir sorusu olan varsa veya yurt dışında arkadaşı, kızı, oğlu, akrabası, Türkiye ile ilgili kariyer hayali olanlar varsa mutlaka Arazlarla ve Greater TR ekibiyle tanışsınlar. Onların ekosisteme katılması veya
yurt dışında Türkiye'yi şirketler aracılığıyla temsil etmeleri oldukça faydalı olacaktır. Herhangi bir soru var mı? Yok. Aras, çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Şimdi şöyle, ben kendim birçok fuck-up'larımda şunu gördüm, çuvalladığım işlerde. Hani şirketin aslında iş modelini doğrulamadan şirketleşmeme kararı almıştım. O yüzden ilk satış olana kadar, yani ilk bununla alakalı işlem olana kadar şirket kurmayacağız dedik. Biz 1 Kasım'da ilk aslında satışımızı L'Oreal'e yaptık ama ortada şirket yoktu. Biz hizmetimizi verdik, Şubat ayında kurduktan sonra da faturayı kestirdik. O yüzden bizim için çok önemli bir tarih, onu her yere yazıyoruz. Hatta böyle kendime de dövme yaptırıyor olacağım 1 Kasım'ı. O yüzden bu şekilde. Bir soru daha var. Birincisi biz beyin göçüne karşı değiliz. Hani gitsinler, görsünler, deneyim sahibi olsunlar. En iyi şirketlerde ve en iyi üniversitelerde eğitim alsınlar. Sonrasında bu aldıkları deneyimleri aktarabilecekleri ortamları hazırlayalım. Aslında temel bizim yol haritamız bu. Aslında yurt dışında eğitim alan, bu hayatına devam eden insanlar dediğim gibi iş bulma noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü global bir talentlar ve birçok global yetenekle yarışıyorlar. O yüzden iş bulmaları onlar için çok çetrefilli oluyor. İş bulduklarında da aslında istemedikleri bölümlerde, departmanlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunun sebebi de aslında yurt dışında kalma isteğinden dolayı. Özellikle de Gen Z'nin baktığımız zaman herkes aslında sevdiği işi yapmak istiyor. Ve birçok arkadaşımız da aslında Türkiye'ye gelirken şu amaçla geldi. Hani ben yurt dışında kalıp istemediğim bir iş yapacağıma gerçekten Türkiye'ye gelip istediğim işi yapabileceğim ortamlara aslında gelebiliyor olayım. Biz de şirketleri aslında global şirket kültürlerine sahip olan şirketleri aslında hem iletişim halindeyiz hem de o şirketlerin şirket kültürlerini yani çalışan deneyimlerini de global şirketlerin olduğu yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu da aslında bizim verdiğimiz diğer bir danışmanlık hizmetlerinden bir tanesi. Bu arada mobil uygulamamızla birlikte zaten artık bir teknolojik bir boyutta kazanıyor olacağız. Buranın aslında gidebileceği birçok nokta oluyor. Biliyorsunuz ki yurt dışında birçok Türk diasporası var. Aslında biz bunun hepsini kapsamak istiyoruz. Aslında buradan birçok iş modeli de çıkıyor. Ama bunu böyle baby step'lerle de görüyor olacağız. Çok teşekkürler Aras. Soru için teşekkürler.